Hoş geldin, safa geldin. Cumhurbaşkanımızı yiyin. Biz burada yaşıyoruz. Şey ama hepimize saygımız sonsuzdur. Birlikte çalışacağız bunu inşallah. Bu sorunlarımızı kapatacağız inşallah. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şekilde karşılandık. Mekanı tek tek incelemeye devam ediyoruz. AK Parti'mizin çok değerli mensuplarıyla birlikte hakikaten bir teveccühle karşılandık. 14 Mayıs gibi bir süreç var önümüzde. Ama Arguvan dahil diğer bütün ilçelerimizde 14 Mayıs ya da başka günden hiçbir şey bizim 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem ve sonrasında devam eden faaliyetlerimiz konusunda hemşehrilerimizin taleplerinin önüne geçemez. Biz buradaki vaziyeti de gördük. Yıkılan evler, enkaz kaldırma çalışmaları, devam eden atılan temeller ve devam eden yapılanma süreci ve bu süreç inşallah hiçbir şeyin altında kalmayan 20 yıllık bir kutlu yürüyüş var. Bu sürecin de altından kalkmayı inşallah hep birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle bileceğiz. Burada devam eden bir tarım, hayvancılık ve geçim kaynakları, bununla ilgili bir talepler, Sayın Muhtarımızı dinliyoruz, hemşehrilerimizi dinliyoruz. Elbette çözüm yolunda atılan çok ciddi adımlar var, çözüme ulaştırılmış sorunlar var. Devam eden bazı birkaç hususlarımız da var. Suyla ilgili ve yeni yapılan evlerle, yeni yapılmaya başlanacak evlerle ilgili bu evlerin yanına yapılan, yapılması talep edilen ahırlar, hayvancılıkla geçimini sağlayan hemşehrilerimiz ve geçim kaynağı konusunda bizim ne yapabileceğimizi istişare edelim. Merkez ve yerimiz değiştirilirse bizim vaziyetimiz burada geçim kaynağı olarak nasıl olacak deniyor. Biz bunları da istişareyle, görüşerek, konuşarak en yerinden ve kalıcı çözümlerle bir neticeye ulaştıracağız inşallah. Ben bu noktada sabır içinde hakikaten ve bu gayret azim içinde çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşerilerime ve yol arkadaşlarıma. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Diyor, yani oraya mı geçeceğim, buradan mı, nasıl? Fark etmez ya, fark etmez. Keşke elimde olsa da sana hemen bir şey edersen. Bu da bu. Depremde ama gel. Aklınızda da ablalar var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Ablam bu şeyi. Siz ne yapacaksınız? Hayır, çayı ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ben bu başkanımız Ankara'dan gelen hanımefendi partimizin değerli üyesi. Allah razı olsun. Aynen. Buradaydı, sen de buradaydın. Abimizin kızı. Ona göre bu ad görmüş olmuş. Tamam, sağ olasın. Arguvan'da ziyaretlerimiz devam ediyor. Hanım ablalarımızla, hanım kardeşlerimizle bir aradayız. Çok ciddi bir çalışma temposu içindeyiz. Ve ben görüyorum ki yine hemşehrilerimiz, arkadaşlarımız böyle bir tempo içerisindeler. Hatta o tempo içerisinde bizi gayretlendiriyorlar. Gerek tavırları, gerek cümleleriyle. Gayret, azim, Cenab-ı Hakk'ın yardımı, kadrolarımızın gayreti ve Necip milletimizin, Kadir Şinas hemşehrilerimizin de desteğiyle tamamen üstesinden geleceğiz. Ben cümleten Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Enkazlarda bir şey Bir sene iktidarda sandık başkanıyım. Şu anda çocuklarım elinizi öper. Çorlu'da, İstanbul'da, İzmir'de ben dedim ki seçimden önce gelin ki oyunuzu kullanasın. Sakın oyunuzu boşa vermeyin. Sağ ol, başla beraber. Allah razı olsun. Arada aynısını. Allah razı olsun. Çalışalım. Benim fikrim, niyetim aynen öyledir. 4 sene uğraştım. Hoş geldiniz. Hepinize iyisiniz. Çok şükür iyi. Siz de iyisiniz. Mağdur olan birkaç vatandaşımız var. İnşallah o vatandaşlarımızla ev sahibi yaparsanız veya devletimiz tabii ki Allah razı olsun her şeyiyle yanımızda olduğu ilk günden beri hala da öyle. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.
tekrardan yine hükümetimize, devletimize ve vekillerimize, vekilimize hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim. Evimizdeyiz. Beyefendiler, hanım ablalar, hanım kardeşler çok muhabbetli bir şekilde karşıladılar. Dışarıda sicim gibi bir yağmur yağıyor. Hava soğuk ama gönüller, insani yaklaşım, muhabbet gerçekten çok sıcak. AK Parti'mizin çok değerli mensuplarıyla buradayız. Dava arkadaşlarım, hepimiz inşallah akneferler olarak buradaki hizmeti, yapılan hizmetleri, verilen emekleri de gördük. Ve 20 yıldır süren bu kutlu yürüyüş, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah 14 Mayıs'tan sonra da tüm gücüyle, tüm netliğiyle devam edecek. İnşallah. Cenab-ı Hakk'ın yardımı, siz değerli hemşehrilerimizin desteği ve AK kadrolarımızın gayretiyle Hakverdi mahallemizde gördüğümüz hizmetlere inşallah yenileri eklenecek. Biz bu konuda istişareyle devam edeceğiz. Birbirimizi dinliyoruz, dinlemeye, taleplerimizi, varsa sorunlarımızı çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs'tan sonra bizim ekibimize de AK neferler olarak buraya hizmet etmek nasip olur, devam eder ve duamızı, bu güzel duaları almaya da devam ederiz. Dualarına, gönüllerine talibiz. Bu konuda çok teşekkür ediyorum ve Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Yani ben çok sevindim. Teşekkür ederek Kur'an kursunda çocuklarımız gelir okuyor. İnşallah. İzine geliyorlar. Kur'an kursuna gitmek istiyorlar. Camimiz yoktur. Evet. Rica ederim. Camimiz olsun yani. Teravih evet. Söylendi. Bayram evet. Namazı. Biz evet. Çok zorluk evet. Yaşıyoruz. Evet. Evet. Aziz dava ve yol arkadaşlarım. Sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımın tamamına, tüm parti mensuplarımıza buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yapacağımız istişarelerin ülkemiz, milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerle birlikte tüm milletimizin büyük umutlar ve heyecanlarla girdiği 2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır.